Sınırsız'da Muhsin Yazıcıoğlu dosyasının ikinci bölümüyle karşınızdayız. Biz bu programda hepinizin parça parça bildiği tüm bilgileri belli bir mantık silsilesi içinde aktarmaya devam ediyoruz. Ve bunu yaparken de helikopter kazasıyla ilgili detayları, röportajlarla, belgelerle ve tüm görsel verilerle ekranınıza getirmeye çalışıyoruz. Biz doğru bilgi ancak doğru adresten temin edilir mantığıyla araştırmalarımıza devam ettik. Ve bu maksatla sadece helikopter kazasıyla ilgili değil, genel anlamda uçuş kurallarını öğrenmek için alanında Türkiye'nin en profesyonel ekibine sahip hem bakım hizmeti hem de uçuş eğitimi veren Sancakyer'i ziyaret ettik. Bir helikopter nasıl uçar sorusunun cevabını öğrendiğiniz zaman helikopter kazasıyla ilgili bugüne kadar bildiklerinizi yeniden sorgulama isteği hissedeceksiniz. Amacımız sınırsız programı olarak sizlere yorum kısmını değil bilgi kısmını vermek ve değerlendirmeyi sizlere bırakmaktır. Şimdi isterseniz Sancakyer'in tecrübeli pilotlarından helikopterle uçuş nasıl yapılır? Hep birlikte öğrenelim. Normalde görev uçuş için ne kadarlık bir uçuş şeyine ihtiyacınız var? Yani gündüzleyin işte hava şartlarına göre sis falan olduğunda ne kadarlık bir alanda görebilirsiniz ve uçabilirsiniz? Yani uçuş izniniz nedir sizin? Evet, minimum 1500 metrelik bir görüş açısına ihtiyaç var. Evet, görüş olarak limitimiz bu. Mutlaka yeri, suyu veya uçacağımız coğrafyadaki engellerle göz temasımız olacak şekilde, göz temasını kaybetmeden. Hiçbir zaman bulut içine girmeden. Sebebi bulutlardan... neler? Neden bulutun içine girmiyor? Uçaklar mesela girerler, şöyle girmezsiniz. Aslında bu hani detaylı bir konu ama kısaca özetleyeyim ben bunu. Normalde bizim algımız göz, kulak birleşir. Öyle midir? Evet. Kulağımızın içinde, orta kulağın içinde kılcıklar bizim pozisyonumuzu algılarken göz de buna referans verir. Biz göz referansını kaybettiğimiz zaman vücudumuz pozisyonunu algılayamaz hale geliyor. Şimdi bulut içi uçtuğunuzda bembeyaz bir pamuğun tarlasının içinde gibisiniz. Ve camın dışında her yüzey beyaz. Dolayısıyla pozisyonunuzu algılamakta zorlanmaya başlıyorsunuz. Peki, şimdi bu voltajımız geldi. Bu suni ufkumuz ve bizim ufka göre durumumuzu. Durumumuzu gösteriyor. Evet. İşte mavi gökyüzünü, kahverengi yeryüzünü işaret eder. Bu da tam dik pozisyonumuzu. Yatışlarımız da buradaki yatma oranlarına göre. Yatma oranına göre değişiyor diyorsunuz. Evet. Peki şey nedir? Yukarı aşağı gidişinizi gösteren bir şey var mı? Hani altimetre mi diyorlar tam şey olarak? Barometremiz bu. Bu bizim alçalış oranımızı ve tırmanış oranımızı gösterir. Burada yani irtifayı mı görüyorsunuz? Şöyle, bu irtifayı buradan okuyoruz. Tamam, okey. Bu helikopterimizin yukarıya da aşağıya doğru süzülüşünün oranını veriyor bize. Uçak bir yerden kalkıp bir yere inmek zorunda. O yüzden de bir havalimanına ihtiyaç var. Normalde sizin hiçbir yere öyle bir şey yok. Eğer düzgün bir alan satsa, düzgün olmasa da kalabilirsiniz havada. Çok avantajlıyız aslında. Güvenlik anlamında çok daha avantajlı değil mi? Şöyle bir de, diyelim ki bu uçağın motoru durduğunda bir piste ihtiyacı olur. Ama bizim motorumuz durduğunda biz sadece 70 metreye 90 metre bir alan bulduğumuzda helikopteri kimsenin burnu bile kanamadan çok rahat bir şekilde indirebilir. Hangi irtifa olursa olsun önemli değil mi? Hangi irtifa olursa olsun. Yani motorların stop etmesi bile aslında helikopterin yere düşmesini sağlamıyor. Evet. Bizim çünkü bu sefer de ters akış dediğimiz hava akışının yukarı gidişiyle pervanelerimiz, paylarımız dönmeye devam ediyor. Ve üzerinde bir kinetik enerji oluşuyor. En son inerken biz bu kinetik enerjiyi kullanarak helikopterin ağırlığını yastıklayabiliyoruz ve yumuşak bir iniş yeri sağlayabiliyoruz. Tabii ki bu bir eğitimin sonucunda yani. Ama bildiğim kadarıyla şey mesela çok ilginç bir terim kullanmıştı eğitmenlerden birisi. Şunu demişti. Biz normalde helikopterin uçuşunu değil, helikopterin zorluklarını şeyler öğretiriz. Öğrencilerimize öğretiriz. Biz uçmayı değil, uçamama durumunda ne yapacağını öğretiriz demişti. Bu doğru bir tabir midir? Aslında doğru. Biz uçuş okulunda yaklaşık 185 saatlik eğitim veririz. Bunun sadece bir 30 ya da 40 saati düz uçuş eğitimidir. Diğerleri hep işte helikopteriniz durduğu yandan rüzgar aldınız. Hep bunlarla ilgili değil mi? Hep olumsuzluklara başa çıkmaları için, bu yeteneği kazanmaları için eğitiriz. Helikopter düştüğü sırada ilk kendisine gelenin Muhsin Yazıcıoğlu olduğunu düşünüyorum.
Onu da şöyle düşünüyorum. Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopter seyahati sırasında emniyet kemerinin sürekli takılı olduğunu görüyoruz. Helikopter 15.03'te düştü. 15.26'da İsmail Güneş kendisine geldi ve telefon görüşmesini yaptı. Arada 23 dakikalık bir zaman dilimi var. Bu 23 dakikalık zaman dilimi içerisinde İsmail Güneş 112 ile yapmış olduğu görüşmelerin hiçbirisinde Muhsin Yazıcıoğlu'nu gördüm diyemiyor. O zaman ortaya şöyle bir şey çıkıyor. Eğer emniyet kemerinin takılı olduğunu biliyoruz. Helikopter düşerken ya Muhsin Yazıcıoğlu atladı bacağını kırdı ya da helikopter düştükten sonra direkt emniyet kemerini çözüp kendisi sürünmeye başladı. Ve süründüğünü düşünüyorum Muhsin Yazıcıoğlu'nun. Çünkü zaten sürünme pozisyonunda bulunuyor. İsmail Güneş 19.04'e kadar telefon görüşmesi yapıyor ve bu telefon görüşmelerinin hepsini helikopterin içinde yapmak zorunda. Çünkü İsmail Güneş bulunduğu yer 600 metre aşağıda bulundu. Evet. Helikopterin 600 metre aşağısında bulundu. Şimdi mesela soruyorum, düşünün. Bacağınız kırık iki yerden, kaburganız dört yerden kırık ve çeneniz kırık, tamam mı? Bu şekilde 600 metre aşağı nasıl koltuğu kızak yaparak nasıl kayacaksınız, tamam mı? Yani bu gerçekten hani o arazide mümkün değil. Bir de neden 19.04'ten sonra diyorum? Çünkü İsmail Güneş'in bulunduğu yerde telefonlar hala daha gitmiş olsanız çekmiyor. Dolayısıyla helikopterin içinde yaptı bütün telefon görüşmelerini. İsmail Güneş sadece 112 ile de görüşmedi tabii. 112 ile 127 dakikalık bir görüşmesi var. Mesela çeşitli kurumlardan da telefon görüşmeleri yaptı. İşte emniyetten görüştü, İl Has Haber Ajansı'nda kendi bağlı olmuş olduğu ajanstan görüşmeleri var. Büyük Birlik Partisi'nin içerisinden isimlerle görüştü vesaire. Birçok isimle görüştü İsmail Güneş. Dolayısıyla 19.04'e kadar içeride eğer görüştüyse, helikopterin içinde görüştüyse 19.04'ten sonra dışarıya çıkmak zorunda İsmail Güneş. Ben de İsmail Güneş'in maalesef üzülerek söylüyorum ki oraya gelen ekip İsmail Güneş'i bir şekilde aşağı kadar kendileri indirdi diye düşünüyorum. Ben bunun mesela bir operasyonel bir faaliyet olduğunu düşünüyorum. Zaten operasyonel faaliyeti de mesela bozan unsur İsmail Güneş'in hayatta kalmasıydı. İsmail Güneş'i de orada üzülerek söylüyorum ki öldürüldüğünü düşünüyorum yani İsmail Güneş'in. Biz Muhsin Bey'in karşısında helikopterle birlikte düştük. Tamam, şu an ne kadar? Bilmiyorum abicim. Yaklaşık iki saat İsmail Güneş telefonla konuşuyor. Çenesi kırık vaziyette. En son görüşmesini 18.58 civarında yapıyor. Yani 19'da. 112 ile de en son görüşmesini 17.29'da yapıyor. Yani saat ondan 1,5 saat önce. Bu saatler niye önemli? 17.29'daki görüşmesinde diyor ki İsmail Güneş, artık donmak üzereyim diyor. Gücüm tükendi, nerede kaldınız? Hala bulamadınız mı diyor. Ayağım kırık, sıkıştım, kolumu bile kıpırdatamıyorum diyor. Bunu dedikten sonra saat 19'da, yani 1,5 saat daha sonra telefon görüşmesi yapıyor. Bu ne demek? Telefon sadece helikopterin içinde çekiyor orada. Orası çok dar bir alanda telefonlar çekiyor. Yaklaşık helikopter 20-30 metre etrafında telefon çekiyor. Biraz daha aşağı indiğinizde telefon çekmiyor. Bu ne demek? Saat 19'da İsmail Güneş hala helikopterin içinde. Yani gücüm tükendi, donmak üzereyim, kıpırdayamıyorum diyen, çenesi kırık, ayağı iki yerinden kırık, dört yerinden kaburgası kırık bir insan 1,5 saat sonra her ne hikmetse oradan helikopterin içinden kendi imkanlarıyla ayağını nasıl oluyorsa o sıkışık vaziyetten kurtarıyor. Denilene göre kızak yapıyor, koltuğu çıkartıyor. Yaklaşık 500-600 metre aşağıya doğru kayıyor. Üstelik 200-300 metrede yükseklik farkı var bulunduğu yerle helikopterin düştüğü yer arasında ve kayalık bir bölge. Çok ciddi yükseklik farkları var. Oradan oraya helikopteri kızak yaparak gidiyor. Yani nasıl gidiyor? Ya çok ekstra süpermen oluyor birdenbire, kendine büyük güç geliyor gidiyor. Ya da birileri alıyor onu, çenesini kırıyor, kaburgasını kırıyor düştükten sonra. Olayı İsmail Güneş'in düştüğü yere götürüyor. ...31 Mart 2009 tarihinde o zamanki ana haber bültenlerini bir hatırlayın. Mesela şöyle deniliyordu. Arkadaşımız işte bütün herkesin üzerinden
kıyafetlerini almış, paltolarını almış, üşümemek için işte hayata tutunmak için mücadele etmiş vesaire falan filan, bunlar söyleniyordu yani. Ayrıca mesela o gün basından mesela çenesinin kırık olduğu bilgisinin gizlendiğini daha sonradan işte taraf gazetesi yazarı Alper Görmüş yazdı mesela, biz bunu öğrendik. Yani dolayısıyla ben 2 sene sonra otopsi raporunu İsmail Güneş'in gördüğümde mesela şöyle bir şey vardı. Çenesinin kırık olduğu bilgisi yazılıydı otopsi raporunda. Eğer çenesinin kırık olduğu bilgisi 2 sene önce o günkü Doğan Haber Ajansı, İhlas Haber Ajansı, Cihan Haber Ajansı, Anadolu Ajansı'na o bilgiler otopsi sırasında Kahramanmaraş Devlet Hastanesi'nin dışında bekleyen gazetecilere verilmiş olsaydı, o gazeteciler bunu benim 2 sene sorguladığım şeyi o gün sorgulamış olacak. Çene sıkılık olan bir kişi İsmail Güneş gibi rahat akıcı bir ses tonuyla konuşabilir mi? Bir. İkincisi 112'deki doktor hanım defalarca soruyor, başka bir yerinizde bir şey var mı diye. İsmail Güneş hayır diyor, sadece ayağım sıkıştı diyor, kırık diyor, soğuk diyor, üşüyorum diyor, gücüm tükeniyor diyor. Bunların hepsini söylüyor ama hiç çenesinin kırık olduğundan bahsetmiyor. Sürekli insanın olduğu yerde gazeteci olur, insanın olduğu yerde haber olur, biz de orada oluruz. Alo beyefendi. Efendim? Nasılsınız? İnsanları memnun etmek çok zordur. Herkes öldü. Herkes öldü mü? Evet. Hadi diyelim çok insan önemli durumlarda acıyı hissetmeyebilir. Peki aynı insan ayağının acısını nasıl hissediyor da çenesinin acısını hissetmiyor? Kaburgası kırık dört yerinden. Kaburgası kırık olan bir insan nefes alıp verirken bile, bırakın kırığı, bir ufak bir ezilmede bile ciddi ağrı duyar. Dört tane kaburgası kırık olan bir insan çok rahat nefes alıp veriyor, konuşuyor ve bunu ifade etmiyor. İsmail Güneş'in hanımıyla yaptığımız görüşmede diyor ki benim eşimin canı çok kıymetliydi. En ufak bir hastalığında bile yeri göreyi inletirdi ama böyle çenesi kırık olacak da bundan bahsetmeyecek. Üstelik çene kırığı kanamalı bir kırık otopsi raporunda. Yani çenesinin iç tarafında kanama da var. Şimdi ağzında kan olan birisi böyle rahat akıcı çenesi kırık olan bir kimse konuşabilir mi? Konuştu diyelim, bunu nasıl ifade etmiyor? Ağrı, 112 görevlisi sorduğu halde ağrım yok diye bundan bahsetmiyor. Eğer İsmail Güneş'in çenesi helikopter düştüğünde kırılmadı, daha sonra kırıldıysa, bu orada olay yerinde başka birilerinin olduğunu, orada bir müdahale olduğunu gösteriyor ki biraz önce söylediğiniz suikast mıydı, değil miydi, sizi şüpheye düşüren şey ne? Çok önemli bir delil bu. Kahramanmaraş Devlet Hastanesi'ndeki otopside mesela Adana Adli Tıp Kurumu'ndan mesela çok değerli profesörler geliyorlar ve o profesörlerin yönetiminde yapılıyor otopsi. Bence oradaki otopside sıkıntı yok. Yani yapılmış olan otopside. Otopsinin belki yani yeri tartışılabilir. Mesela aile, özellikle Yazıcıoğlu ailesi otopsinin mesela Ankara'da yapılmasını istediğini biliyorum hani. Ama daha sonradan hani orada yapıldı, orada karar verildi. Ona bir itirazımız olamaz. Yani otopsi o anlamda mesela bir sıkıntısı yok. Sadece mesela şu var. Şimdi otopsi yapıldıktan sonra kan incelemesi için Adana Adli Tıp Kurumu'na götürülüyor ve karbonmonoksit incelemesi aslında doğru düzgün bir şekilde yapılmıyor. Tamam mı? Daha sonradan Devlet Denetleme Kurulu eldeki mevcut olan kanları İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderiyor ve İstanbul Adli Tıp Kurumu o kanlarda da pilot Kayes Tektepe ve diğer helikopterde düşen bir kişinin üzerinde, öyle zannediyorum, İsmail Güneş'tir. Yani yanlış bir şey söylemek istemiyorum burada. Kanında mesela karbonmonoksit oranının çok daha fazla yüksek olduğuna dair bir bulgu çıkıyor, tamam mı? Eğer bu şekilde çıkıyorsa ve tabii Devlet Denetleme Kurulu da bu durumdan dolayı şaşırıyor, yani nasıl yani karbonmonoksit oranı nasıl yüksek çıkabilir vesaire. Çünkü eğer karbonmonoksit oranı eğer gerçekten varsa o zaman iş başka bir boyuta gider, yani suikast noktasına doğru gider, en önemli bulgulardan bir tanesi olur. Daha sonra İstanbul Adli Tıp Kurumu 1,5 sene kan beklediği için, bu yüzden beklemeden dolayı karbonmonoksit oranı çıkmıştır diye bir
sonuca doğru gidiyor. Tabii bununla ilgili Devlet Denetleme Kurulu daha çok mesela yazış sorular soruyor İstanbul Adli Tıp Kurumu'na. Ve İstanbul Adli Tıp Kurumu'nun vermiş olduğu cevaplardan Devlet Denetleme Kurumu'nun tespitler bölümünde mesela şöyle bir şey vardır. Tatmin olmadığını belirtir Devlet Denetleme Kurulu üyeleri ve raporu da bu şekilde özel yetkili Malatya Cumhuriyet Savcılığı'na göndermiştir. Yalnız şunu belirtmemde de fayda var. Mesela pilot kayısı tek tepenin öyle zannediyorum ki kanı çok daha fazla incelendiği için bitmiştir yani. Artık bundan sonra hani bir karbon monoksit incelemesi de yapılamayacaktır. Merhum Yazıcıoğlu'nun helikopter kazası sonrasında aradan geçen yıllarda yapılan otopsileri yetersiz mi buluyorsunuz? Kesinlikle yetersiz ve kurallarına, temel otopsi, adli tıp kurallarına uyulmadan eksik yapılan otopsiler olarak değerlendiriyoruz. Bu sadece benim görüşüm değil, bu konuyla ilgili görüştüğümüz birçok adli tıp uzmanının ortak görüşü. Eğer bu bir suikast ise ve arada iz bırakmışsa bunlar neler olabilir? Bu izleri otopsiyle bulacağınızı düşünüyor musunuz? Dünyada sadece otopsiyle bile olayların %80'inden daha fazlası ortaya çıkartılabilmekte. Sadece otopsiyle ilgili. Bir de adli tıbbı genel olarak değerlendirdiğimizde sadece otopsi değil, otopsiden önce olay yeri incelemesiyle bir bütün olarak değerlendirdiğimizde bu oran çok daha fazla yükseliyor. Otopsi ve adli tıbbın temel olay yeri incelemesiyle beraber bunun tabii aradan yıllar geçtiği için olay yeri incelemesi ve otopsiyle ilgili tamamlamamız mümkün olmayan şeyler var. Fakat elde edilen delillerle, şu anda bizde olan, savcılıkta olan delillerle yine de bunun mümkün olabileceği kanaatindeyiz. Geriye dönüp baktığımızda birçok şeyin eksik yapıldığını görmüş olduk. Mesela yara yaşı tayini. Yara yaşı tayini günümüz teknolojisiyle yarım saat, hatta dakikalara varan sürelerle hangi yaranın önce, hangi yaranın sonra olduğunu, bazı yaraların ölümden önce mi olduğu, sonra mı olduğunu bize bildirebiliyor. Böyle bir inceleme yapılmış mı? Böyle bir inceleme yapılmamış. Bunu en çok nerede görüyoruz? Yani çok kabaca belirtmişler. İşte İsmail Güneş'e demişler ki 4-6 saat içinde vefat etti. Diğerlerine de ortalama yarım ila bir saat içinde vefat etti demişler. Oysa telefon kayıtlarında bile biliyoruz ki saat 17.29'da Yüksel Yancı yaşıyor. Bir saat sonra Erhan Üstündağ yaşıyor. Bunların İsmail Güneş'in 112 ile yaptığı telefon kayıtlarında sesleri var. Helikopter nerede düştüğümüzü biliyor musunuz? Şu anda işte tam olarak neredesiniz? Bilginiz var mı? Nereye doğru? Nereden nereye gidiyorduk? Oy, Muhsin Yazıcıoğlu da vardı helikopter. Tamam, tamam efendim. Tam olarak nereye gidiyorduk şu anda? Erhan abi, nereden nereye gidiyorduk biz? Diğer köy abi, nereden gidiyormuşuz? Efendim? Diğer köy mü? Nedir gidiyormuş? Diğer köy. Otopside çok temel ölüm zamanını bile bize doğru bildirmediler. Bir zehirlenme incelemesi istedik tekrar savcılık kanalıyla. Verilen cevap aynen şu. İşte bizim makinamız 4000 küsur maddeye ayarlı. Bütün zehirleri inceleyecek kapasitede. Bunlarla ilgili herhangi bir bulguya rastlamadık. Oysa ki bu karbonmonoksitle ilgili zehirlenme daha sonradan bizim talebimiz üzerine Devlet Denetleme Kurulu tarafından yeniden istendi. Onların verdiği cevap, efendim biz karbonmonoksitle ilgili incelemeyi de yaptık diye söyledik ama bunu yanlışlıkla yaptık diye söylemişiz. Aslında biz bunu yapmamışız diye Devlet Denetleme Kurulu'na sehven yaptık diye bir cevapları var. Organlarla ilgili toksikolojik inceleme hiç yapılmamış. Bu çok önemli. Belki çene kırığı kadar önemli bu konuyu şimdi söyleyeceğim. Bence karbonmonoksitin kanda var olduğu kesin. Ama bunun nasıl karbonmonoksitin o insanlara maruz kaldığını açıklamak lazım. Bu aslında suikastin oluş şeklini de ortaya çıkaracak konulardan biri. Bununla ilgili şöyle bir bilgi var. Birincisi, helikopterin, bu helikopterlerin öyle bir yapısal ne diyelim eksikliği var. Karbonmonoksit egzoz gazının ufak bir müdahaleyle
içeriye kabine verilip insanların karbonmonoksite maruz kalması. Birinci ihtimal bu. İkinci ihtimalde biraz önce bahsetmiştim başta, alternatif tıpta bazı maddeler var. Bunlar metil klorit dediğimiz bir madde. Birkaç tane daha madde var ama en önemlilerinden biri bu. Bu çok küçük tabletler halinde bulunabiliyor ve bunlar ufak bir böyle patlamayla, oksijenle temas halinde ciddi olarak ortama karbonmonoksit veriyor. Şöyle diyelim, küçük bir tablet, hap şeklindeki bir tablet büyük bir odayı karbonmonoksit havuzuna çevirecek kadar ortama karbonmonoksit veriyor. Helikoptere o gün ne olduysa Kahramanmaraş'ta yakıp ikmal yaptıktan sonra oldu. Bunu biz değil, olayın görgü tanıkları ve alanında uzman kişiler ifade ediyor. Onların iddiası helikopterin içerisine herhangi yabancı bir maddenin konulduğu veya egzoz borularına müdahale edildiği yönünde. Ve bunun yapılabileceği tek bir zaman var. O da yakıt ikmal yapılırken pilot Kaya İstektepe'nin helikopterin yanından ayrıldığı an. Şimdi bugüne kadar televizyonlarda yayınlanmamış bir görüntüyü sizlerle paylaşmak istiyorum. Kahramanmaraş'ta uçuş öncesi yapılan yakıt ikmali sırasında güvenlik kameralarına takılan o helikopterin son görüntülerini ve helikopterin uçuş anındaki oturma planı üzerinde kanda bulunan karbonmonoksit oranlarını sizin için hazırladığımız Kroki'de incelemenizi istiyoruz. Bu incelemenin aslında bizlerden önce kaza krim ekibi tarafından yapılması gerekiyor. Şu anda elimde gördüğünüz karbonmonoksit kiti, helikopterin içerisinde karbonmonoksit zehirlenmesinin olup olmadığı konusunda ilk bakılacak yerdir. Kaza ile ilgili soruşturma devam ederken, eğer helikopter üzerinde bu kit duruyorsa, inşallah yetkililer ona bakmayı bu defa ihmal etmez. Olayda olay yeri inceleme tutanağı yok. Evet. Yani çok ilginç. Olay yeri inceleme tutanağı yapılmamış. Yani bu çok garip değil mi? Ama İsmail Güneş'in mesela bulunduğu gün olay yeri inceleme tutanağı var. O tutanakta mesela şöyle der. Şöyle geçiyor mesela tutanakta. Koltuk parçası daha sonradan getirildiği kanaatine varılmıştır. Yani dolayısıyla İsmail Güneş'in koltukla birlikte kaymadığını çok net bir şekilde anlayabiliyoruz. Olay yeri inceleme tutanağında yazıyor. Eğer koltuk parçasıyla kaymadıysa İsmail Güneş tek başına kendisi nasıl indi yani? Anlatabiliyor muyum? Yani bu sorulara mesela cevap bulunması gerekiyor ve hala da bulunabilmiş değil yani. Olay yeri incelemesiyle ilgili çok ciddi eksikler ve yanlışlar var. Bir kere olay yeri incelemesi diye bir inceleme yapılmamış. Savcı olay yerine inip olay yerini güvenlik altına almamış. Kendi bizzat orada inip orada inceleme yapmamış. Bu niye önemli? Şimdi başkanın cep telefonu. Başkanın cep telefonu bir başkasında çıktı. Hem de olaydan bir hafta sonra hafıza kartı içinde kaybolmuş vaziyette. Yine başkanın çantası. İşte olayı ilk bulan köylüler bir çantadan bahsediyorlar. Sonradan bununla ilgili değişik ifadeler oldu. Ama çantayı gördüklerini ifade ediyorlar. Tarif ettikleri çanta bizzat Muhsin Başkan'ın çantası. Fakat o çanta yok ortada. Yani olay yeri, hatta biz daha sonra oraya gittik. 3-4 ay sonra televizyonlarda da çıktı biliyorsunuz. Helikopterin yanmış parçaları. Ve güvenlik kuvvetleri tarafından koruma altına alınması gereken bir olayda o yanmış helikopter parçalarının, çok önemli parçalardı onlar, savcılığa teslim edildi. Toprağa gömülmüş vaziyette bulduk onları. Olay yerinden 300-400 metre ileride ve çevresinde de güvenlik kuvvetlerinin orada olduğu ile ilgili konserve kutuları, işte bazı demir çubuklar gibi güvenlik kuvvetleri malzemeleri bulundu. Şimdi bütün bunları bir araya getirdiğinizde insanın aklına bunun normal bir kaza olabileceği hiçbir şekilde gelmiyor. Kesinlikle suikast, kesinlikle. Benim inancım öyle, bulgular da öyle, yani bilimsel veriler de öyle. Sadece bizim inancımız değil, bilimsel veriler de öyle.
İşte en ucuz, en garantili, hiçbir riski olmayan, en az riskli suikast yöntemi kaza.